Sevgili tavşan halkı, bir perşembe günü Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla yine sizlerle beraberiz. Hafta içerisinde Ankara yolculuğumuzdan önce yine bir basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan ve bugün yani perşembe günü saat 19 itibariyle başlayacak olan tam kapanma ve buna dönük olarak Tavşanlı Belediyesi'nin ve Tavşanlı İlçe Hıfzı Sıha Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili bir açıklama yapmıştık. Bunlardan en önemlisi de 17 günlük kapanmanın oluşturacağı ihtiyaçları ortadan kaldırmak amacıyla tavşanımızın bir geleneği haline gelen sebze ve meyve pazarını Çarşamba ve Perşembe, Cuma pazarının bulunduğu alanda kurma ile ilgili bir kararımız belki de en önemli kararlardan bir tanesiydi. O gün demiştik ki yayınlanan genelge çerçevesinde bu 17 günlük dönem içerisinde kapalı olacak olan iş yerleri ve açık olacak olan iş yerleri ve açık olacaklarla ilgili de hangi zaman dilimi içerisinde açık olması gerektiği konusu net bir şekilde açıklanmıştı. Bugüne geldiğimiz zaman baktığımızda genelgenin artık vatandaşlarımız tarafından algılandığı, anlaşıldığı ve buna dönük de gerekli tedbirlerin alındığı görülmekte. 19'dan itibaren 17 günlük tam kapanmada gün içerisinde insani ihtiyaçların karşılanması ile ilgili araç kullanmadan en yakın mekandan, marketten, bakkaldan, kasaptan, fırından ihtiyaçların görülmesi bir elzem, bir şart. Okullar kapalı. Yüzde eğitim aynen devam edecek. Kreşlerle ilgili bir düzenleme yapılması ile ilgili bugün iki bakanlığın yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması olacak. Buna dönük de karar çıkarsa kreşler açık hale gelebilir yahut da kapalı hale gelebilir. Tüm bunları anlatmamızın nedeni mevcut virüs yaygınının, bulaşının azalması ve baktığımız zaman yoğun bakımlardaki artışın azalması, normal virüs haricindeki ameliyat olacak olan, yoğun bakım ihtiyacı olan insanlarımız artık bu dönemde bu virüs belasından dolayı hastaneye bile gidemiyor. Hastaneler kabul etmiyorlar çünkü her taraf dolu. Bu vebalden kurtulmak adına böyle 17 günlük bir kapanma kararı alındı. İnşallah layık veçiyle bu 17 günü aktarız diye düşünüyorum. Filyasyon ekiplerimiz var arazide. Vefa grupları var arazide. Yani insanlarımız eğer dışarı çıkamadıkları takdirde telefonla ulaşmak suretiyle vefa gruplarına ihtiyaçlarını temin noktasında gayret sarf edebilirler. Biz de Tavşanlı Belediyesi Aşevi kanalı ile zaten günlük yaklaşık 500 tane insanımıza ulaştırdığımız bir sıcak yemek var. Bunu çoğaltabiliriz yani ihtiyaç sahibi insanlarımıza dönük. Bunda gocunacak yahut da utanacak bir durum yok. Çok çok kötü durum yani kötü bir dönem hastalık vasıtasıyla. İnsanlarımız yani dışarı çıkmakta zorlandıkları takdirde kapalı alan yani kapalı mekan olursa lokantalar, restoranlar temel ihtiyaçlarını karşılama durumu olursa biz bu konuda Tavşanlı Belediyesi Aşevi'ni bu dönem içerisinde harekete geçireceğimizi beyan ediyoruz. Bugünkü toplantının daha doğrusu basın açıklamasının temel maksadı şu. Dün biz Ankara'daydık. Yani AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kütahya Valiliği ve tüm teşkilatların ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve vekillerimizle birlikte. Ankara'da oluş gayemizle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na 12-13 Mart'ta Kütahya'yı ziyaretinde biliyorsunuz Tavşanlı ziyarette vardı. Bu ziyarette bizim belediye olarak Tavşanlı'nın bakanlıktan bir takım talepleri olmuştu. Bu taleplerin yerine getirilmesiyle ilgili bir protokol imzalandı dün. Ben hem Kütahya adına mutluluk duyduğumu hem de ilçem adına mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü çoğu belediyemiz hemen hemen taleplerini karşılamış oldu bakanlıktan. Senelerdir bir ihtiyaç diye bangır bangır bağırdığımız ama nasip bugüneymiş. Şimdi göbel kaplıcaları bir termal kaplıca, havuz. Dolayısıyla orada yaz döneminde biz kamplar düzenliyorduk çocuklara dönük olarak yüzme havuzlarını değerlendirmek amacıyla ama
Diğer tarafta kaplıcanın müşterileri, bir tarafta çocuklar. Olmuyordu bu. Buna dönüp de biz yüzme havuzunun tavşanı da mutlak suretli yapılması gerektiğini bakanlık tarafından defalarca ilettik. Bakanımızın gelişiyle Allah nasip ederse inşallah tavşanı da Karakova bölgesinde yarı olimpik yüzme havuzunun yapılması ilgili karar almıştı. Dün bu havuzun yapımı ile ilgili Ankara'da gerekli protokol atıldı, imzalar atıldı. Önümüzdeki 1-2 aylık dönem içerisinde de yüzme havuzunun ilanı ile ilgili, ihale ilanı ile gerekli çalışmalar başlamış olacak. Ben Tavşanlı'daki gençliğe ve yüzme havuzundan yararlanmak isteyen normal vatandaşlarımız da olabilir. Onların tamamına bu havuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir diğer bizim için gerçekten çok önemli olan konulardan bir tanesi Göbel'de gençlik kampı konusu. Hep ifade ettik. 26 küsur sivil toplum kuruluşu var Tavşanlı'da. Onların gençlere dönük eğitimleri var. 36 tane amatör spor kulübü var yine Tavşanlı'da. Bir dünya sporcumuz var. Futbol harici değişik branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz var, sporcularımız var. Ve baktığımız zaman Tavşanlı Belediyesi'nin de gençliği kucaklamayla ilgili oluşturmuş olduğu bir organizasyon var. Yani belediye spor kulübü futbol hariç her branşta yer alma ile ilgili bir oluşum oluşturmuştu. Gençliği sahip oldukları yeteneklerde veya meziyetlerde eğitmek amacıyla gençliği kendi içerisinde hamur etme, kaynaştırma, tavşanın kimliğini ön plana çıkarma ile ilgili bir projemiz vardı. O projenin bir ayağı da gençlik kampının oluşturulması ile ilgili konuydu. Geçen seneden bu tarafa projesini hazırladığımız ama acaba devlet elimizden tutar mı diye beklediğimiz konu Sayın Bakanımızın Kütahya ve Tavşanlı'ya gelişiyle birlikte hayat buldu. Yani Göbel sınırları içerisinde biz bu bungalov tarzı sosyal tesisiyle, dinlenme alanlarıyla, spor alanlarıyla, yeşil alanlarıyla gençliğin orada kamp yapabileceği bir alanı inşallah Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın bölgemize gösterdiği, ilçemize gösterdiği o ihtimamla birlikte hayata geçirme imkanına sahip olacağız. Ben gençlere hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Göbel böylece farklı bir kimliğe daha bürünmüş olacak. Yani bir tarafta termal, onun termalin sonu benim inancım o klinik tedavi özelliğine doğru gidecek. Bir tarafta gençlik yapılanması. Nasip olsa inşallah, şu an için belki dillendirmek uygun olmayabilir ama Kurtdede tarafına doğru önümüzdeki dönem içerisinde de yine çok değerli büyüklerimizle, devlet büyüklerimizle, sivil toplum kuruluşları birlikte orada da yeni bir yapılanmanın yani Tavşanlı'yı bu anlamda Türkiye genelinde sivil organizasyonlarda ve sivil toplum örgütlerinin yapacağı organizasyonlarda bir merkez haline getirmeyle ilgili bir çalışmamız da var. İnşallah başarılı oluruz. Eğer bu gerçekleşirse Göbel çok daha farklı bir kimliğe bürünmüş olacak. Bir diğer konu, yaklaşık 4 tane mahallemize bizim vermiş olduğumuz söz vardı halı saha yapımı ile ilgili konuda. Bakanlığımız 4 adet halı sahayı bize hediye mukabilinde tamam biz yapalım dedi ve mahallelerde nüfusa göre orantısal olarak eksik kalan bu basket sahaları var. Yani 24 metreye bilmem kaç metre genişliğinde ben tam ölçüden bilmiyorum şu anda ama ideal basket sahası bunlar, mini basket sahaları. Bunlarla ilgili de 15 adet farklı bölgelerde yapımıyla ilgili dün bakanlıkta protokol imzalandı. Yani biz toplamda 4 adet talebimiz vardı. Yüzme havuzu, Göbel'de kaplıca, işte 15 adet semt oyun spor alanı ve 4 adet de halı saha konusu. Bakanlığımız bu 4 teklifi kabul etmiş oldu. Ben Cumhurbaşkanımızın nezdinde Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakanımıza, İl Başkanımız Sebahattin Bey'e, vekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler Hanımefendi'ye, İlçe Başkanımız Bilal Kıyak Beyefendi'ye ve bu konuda emeği geçen, bu projelerin hazırlanmasında çok büyük gayretli olan Tavşanlı Belediyesi'nin başkan yardımcılarına ve teknik ekibine, personeline huzurunuzda teşekkür bir borç biliyorum. İnşallah Sayın Bakanımız yine önümüzdeki dönem içerisinde Kütahya'ya gelecek.
tavşanla da göbek kaplıcalarında kalmayı arzuluyor kendisi. İnşallah onu orada da misafir etmek suretiyle tavşanının bakanlıktan diğer bir takım taleplerinin de isterme zamanı gelmişti. Onları da nasip olsun inşallah Sayın Bakanımızın ikinci gelişiyle birlikte talep etme ve hayata geçirme imkanına sahip olacağız. Ben dünkü Ankara ziyaretinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Önümüz hafta, yani bu hafta değil, ondan sonraki hafta, cumartesi pazara bağlayan gece, aynı zamanda 1000 aydan daha hayırlı bir Ramazan gecesi, yani Kadir gecesinde idrak etmiş olacağız. O güne yetişiriz, yetişemeyiz, bilemem. Allah'ın vermiş olduğu nefes yine Cenab-ı Allah'a emanet. Ben şimdiden aklıma gelmişken Kadir gecesini de tüm İslam alemine, tavşan halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Güzel bir Ramazan geçiyor. Bereketli, hakikaten bereketli. Dükkanlar dolup taşıyor. Hani demesinler esnaf kan alıyor, alışveriş yok diye. İnanın dükkanlarda adım atacak yer yok. Mallar gelip gidiyor. Günlük tükenen mallar var. Bu anlamda Ramazan ayı kendi bereketiyle birlikte geldi. İnşallah bu bereket virüs belasının ortadan kalkmasıyla daha da artar diye temenni ediyorum. Sevgiler, saygılar sunarım.